Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Forge in the Balance geliyor. Forge in the Balance patch 20 ile patch 20 Forge in the Balance'ın gelişinin habercisi olacak diyelim. Çünkü eş zamanlı gelmiyorlar. Patch 20 25 Mart'ta geliyor. Expansion'ın kendisi ise 30 Mart'ta geliyor. Patch 20'de bir sürü değişiklikler var. Gelin beraber değişiklikleri inceleyelim. Bir tek nerf'ümüz var arkadaşlar. Zaten tahmin etmişsinizdir. Hep söylüyordu bir süredir. Aşırı fazla desteği kullanılıyor. Nitro Boost Poison 1 manadan 2 manaya nerflenecek. Yani çünkü arkadaşlar Corrupt 1 manalık bir karta koymak için çok güçlü bir mekanik. Yani o kadar kolay ki Corrupt etmesi. Daha pahalı kart önce Corrupt olduğu için ikilik bir kartınızın bam diye Corrupt oluyor. Yani sanıyorum 1 manalık başka Corrupt'la tek bir kart var. İşte 1 manaya raşlı kart çekiyor da Corrupt dersiniz artı 2 artı 1 veriyor. Yani o bile biraz güçlü ama tabii o böyle yapmıyor. Yani çünkü buradan çok fazla hasar çıkıyor arkadaşlar. Yani buradan 1 manaya 6 hasar çıkartıyorsunuz. Yani düşünün, minion vuruyor kafaya 2, silah kafaya vuruyor 2. Silah büyük ihtimalle bir sonraki bir daha vuruyor. 6 damage çıkıyor en az. O da 1 mana için biraz fazla bir üretim yani. Zaten şu an biliyorsunuz aşırı agresif bir rogue desteği var. Sırf bu kart yüzünden. Ve dolayısıyla tabii arkadaşlar 2 hafta boyunca yaptığınız fiyata kırabileceksiniz bunu patch'ten sonra. Pilot dışarıda çıkmış. Bu yani arkadaşlar aylar aylar önce olması gereken bir şeydi. Çünkü Battlegrounds'da sadece gold var ya kaynak olarak. Gold varsa abi manayı dikkate almaman lazım. Yani 2 manlık yaratık gibi. 2 manlık yaratık gibi. 2 manlık diye bir şey yok. Yani Battlegrounds ayrı bir ortam. Tamam. Tabii ki ilk çıktığında okeydi. Yani adamlar çıkartmak için yaptılar bu işi. Ve çıktığında okeydi ama biraz geç kaldırıldı bence. Ama olsun, geç olsun, güç olmasın. Çünkü yani artık o Battlegrounds'la Hearthstone ayrı bir şey gibi artık. İyice ayırdılar zaten adamlar ve doğru da yaptılar. Çünkü tamamıyla farklı modlar. Yani ancak ne olur? Hearthstone'dan çok uygun kartları, yani normal Hearthstone'dan çok uygun kartları sadece Battlegrounds'da bırakman lazım. Bir tane mi ne, iki tane mi almışlar şimdi bir sonraki expansion'dan. Bunun gibi böyle kafa karışıcı kartlara hiç gerek yok. Overlord Sorfen geliyor arkadaşlar Battlegrounds'daki Hero Pool'una. Bir manaya atıyorsunuz bir golda. Alacağınız ilk minyona fazladan bir atak veriyor. Her tur upgrade oluyor diyor. Yani işte 2 atak, 3 atak falan herhalde öyle oluyor. Değişikmiş. Bu tabii arkadaşlar bu Hydra ve Shredder mıydı? Sağına soluna vuran kartlarla inanılmaz güçlü oluyor. Kribilyen yaratıklarla. Denk getirirseniz ezebilir. Ne bileyim 6. tur bir Hydra alsanız 8'e 4 falan. Saldırıp sağına soluna 8. Gelecek vaat ediyor. Battlegrounds perks'ü olanlar 8 Nisan'da Overlord Sword of Grace olarak çıkmadan önce oynayabilecekler. Ondan önce Battlegrounds perks'ünüz yoksa Overlord Sword of Grace size gözükmeyecek. Yeni minion geliyor. Bu zaten bir şey minion'ı biliyorsunuz. Adı neydi? Forge in the Barrens minion'ı. Frenzy var. Frenzy hatırlamayanlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Minion ilk kez damage yiyip sağ kaldığında tetiklenen bir yetenek. Burada arkadaşlar buff'ın kalıcı olmayacağını hatırlatayım. Kombat esnasında gerçekleşen buff'lar Battlegrounds'da kombatta kalıyor. Burada kombatta olan kombatta kalır deniyor. Battlecry ile falan kendi oynarken, hero yaratıkları alırken falan tetiklenecekler kalıcı. Tier 3, 3'e 5 damage yiyip sağ kalırsa bütün minyonlarınızı artı 2 artı 2 veriyor kendisi hariç. Yani güzel herhalde, bilmem. Fena değil. Ama tabii ileride de dandikleşiyor. Yani bunu sürekli bufflamanız lazım ki damage yiyip sağ kalabilsin. Evet, bakalım. Klasik format geliyor zaten bunu. Duyurmuştu Blizzard. 2014 yılında çıktığı şekilde 240 karttan destekler yapmaya şey yapıyor. 25 Mart'ta patch geldiğinde koleksiyonunuzdaki basic, klasik ve hall of fame kartlarının
aynıları koleksiyonunuza eklenecek ve onları Classic Format'ta kullanabileceksiniz. Tabii arkadaşlar burada bütün her türlü nerf'ün de geri alınmış olduğunu da hatırlatayım. Patch 1.0.0 Haziran 2014. Birkaç önemli değişiklik yaptıktan sonraki patch'e döndüreceklermiş. Klasik paketler ise hem klasik formattaki koleksiyonunuza hem de Wild'daki Legacy setinize ekleme yapacak. Klasik format leaderboardları da 30 Mart'ta şey olacakmış. Klasik formatın çıkışını bütün oyunculara sadece oyununa gelerek bir Golden Klasik paketiyle şey yapıyoruz, kutluyoruz demişler. Güzel. Bedava mala itirazımız yok. Year of the Griffon rotation oluyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Konuşmuştuk ama yine de bir hatırlatalım. Rise of Shadows, Saviors of Uldum, Descent of Dragons, Galakrond's Awakening ve Demon Hunter Initiate kartları Wild'a gidecek. Ayrıca Basic ve Classic, biliyorsunuz bunu konuştuk, birleştirilip Core Set diye bir şey dönüştürülecek. Bir takım Basic ve Classic'ten bir takım kartlar düzeltilerek ve bir takım başka expansion kartlar gelerek birleştirip Core Set oluşturulacak. Bu Basic ve Classic'ten artan kartlar da Legacy adı altında başka bir seti birleştirecek ve onların hepsi de Wild'a gidecek. Yani Core'da olmayan Basic ve Classic setlere de kartları da Wild'a gidecek. Evet, zaten aynı şeyleri diyor. Burada böyle bir detayı var. Burada arkadaşlar biz zaten bunu yayında full incelemiştik. YouTube'a da bunu aktardık. Tek bir değişiklik var son zamandan bu yana. O da şu. 1 mana 1'e 1 charge Stone Tusk Boar ve 2 mana 2'ye 1 charge Bluegill Warrior kartlarını şu şekilde getireceklerdi. 1 mana 2'ye 1 rush ve 2 mana 3'ye 1 rush olmak üzere. Ve hiç charge'lı yaratık bırakmayacaklardı. Ucuz. Legacy'de de. İnsanlar buna çok işlenince dediler ki tamam, o zaman o kartları oldukları haliyle Legacy'ye geçirelim. Ama tasarladığımız kartları da yeni kartlar olarak Core Set'te bırakalım dediler. Dolayısıyla arkadaşlar işte 1 mana 2'ye 1 rush'lı bir Beast'imiz ve 2 mana 3'ye 1 rush'lı bir Murloc'umuz geliyor. Bunlar arenada tabii güzel kartlar. Ayrıca bunu da yine daha önce konuşmuştuk. Şaman'ın Hero Power'ından arkadaşlar o şans olayı kaldırılıyor. Biliyorsunuz çok önemli çünkü. Acaba işte Spell Damage Totem gelir mi? Artı Spell Damage Totem hiç gelemeyecek. Şaman'ın Hero Power'ından Spell Damage Totem kalkıyor. Bu da böyle herhalde böyle bir ilk değişiklik. Tuhaf bir değişiklik. Değişik bir şey yani. Onun yerine Strength Totem geliyor arkadaşlar. Strength Totem'de turunuzun sonunda rastgele bir Friendly Minion'a bir atak veriyor. Swordsmith'in yaptığı hareketi yapıyor. Evet. Bir sürü kartın nerf'ü geri alındı. Ve enteresan bir şekilde arkadaşlar bunu 25'inde patch geldiği zaman bunların hepsi aktif olacak. 30'unda Forged in the Barrens gelip bu kartların çoğu Wild'a gidene kadar kartları bu halde kullanabileceğiz. Böyle bir 5 gün enteresan meta olacak. Mana Wyrm 1'e 2'ye 1 mana 1'e 2 oluyor. Hızlıca geçeceğim üzerinden. Ve Mana Wyrm tabi ucuzladığı için Wyrm Weaver'da değişiyor diye Wyrm Weaver'da 4 mana 3'e 5 yapmışlar. Bunlar hep buff. Bayağı. 2 mandan 1 mana inmek falan. Devam edelim. Conjurer's Calling tekrar 3 mana olacak. Bu zaten şu an sanıyorum Wild'da zaten bu. Dragon Caster nerflenmişti. Tekrar 6 mana geri iniyor. Flare 1 mana iniyor. Yıllar sonra. Hunter's Mark tekrar 1 mana iniyor. Starving Buzzard 2 mana 2'ye 1 iniyor. Unleash the Hounds hareketleri tekrar denilebilir. Bran nerflenmişti. O da 7 mana iniyor. Charge eskisi gibi charge verir hale gelecek fakat 3 mana artık. Bir frenli mi yine 2 atak ve charge verecek. Göreceğiz. Bloodsworn Mercenary tekrar 3'e 3'e dönüyor. Bunların hepsi biliyorsunuz Wild'a gidiyor. Yani buradan standartta kalacak olan şu mesela standartta kalacak. Bir tek. Yani yine mana verimlerin bir manası var standart için. Bunlardan hiçbiri sanıyorum kalmıyor. Tam emin değilim. Tabi bu da gidiyor. Sign of Ruin 3 mana'ya dönüyor. Spirit Claws 1 mana'ya dönüyor. Flame Tank'dan 2 mana'ya dönüyor. Belki bir Even Shaman hareket tekrar olabilir. Ama health'ini bir düşürmüşler. 2 mana'ya 0'a 2. Okay. Invocation of Frost tekrar 1 mana'ya dönüyor. Galakrond Shaman belki.
Dragon's Pack tekrar 2 tane 5-6 tont koyacak. Eski hali böyleydi galiba, öyle hatırlıyorum. Corrupted Elemental tekrar 5 mana dönüyor. Keeper of the Grove yıllar sonra buraya dönüyor. Ancient of Lore eski haline dönüyor. 2 kart çektirecek tekrar. Bunlar tabii yerinde arkadaşlar. Bunlar zaten yine de pek bir şey kullanacağını ben sanmıyorum. Power Word Shield eski haline dönüyor. O iyi oldu. O kalıyor mu emin değilim. Hangi kartlar kalıyor tam hatırlamıyorum ama. Rogue Quest'in arkadaşlar enteresan bir durum var. Rogue Quest'i 2 kere nerflenmişti. Ve 2 nerf'in ikisi de geri alınıyor. Hem ödül artık yaratıklarınızı tekrar 5'e 5 yapıyor 4-4 yerine. Ve quest anlama koşulda 4 yaratık 5 yaratıktan 4 yaratığa tekrar geri indiriliyor. Burada bir tehlike var. Bu yani Wild'da bir şey yapabilir mesela. Buradan çünkü ben Wild'da bir şey yapabilecek çok bir şey görmüyorum da bu yapabilir. Edwin tekrar 3 mana dönüyor tabi. Blade Flare tekrar 2 mana dönüyor. Fakat artık surata vurmayacak. Necromancer'daki 4 mana dönüyor. Bu bence geyik. Bunlar bir şey yaramaz. Galakrond tekrar kartları 0 mana yapıyor. Yine bu da bence hiçbir şey yaramaz. Cold Arms işe yarayabilir. 4 mana dönüyor geri. İyi yani. Fiendish Rites fantazi bence. Zaten yok yere yapılmış bir nerf'tü bence. 4 mana yapılmaz. 3 mana dönüyor. Undertaker tekrar +1/+1 dönüyor detaylı yaratılar. Lepronom tekrar 2'ye 1'e dönüyor. Burada arkadaşlar bir şey olsa var. Face Hunter pek sanmıyorum Wild'da olabileceğini. Çünkü Rino çok fazla deste oynuyor da. Hunter'ın side quest'i var ya. 3 kere power basınca 3 tane Lepronom koyuyor. Şimdi bakın o çok fark etti aslında o kart. Çünkü gelen Lepronomlar 2'ye 1 olacak. Bayağı bir fazla damage potansiyeli var. Bakalım göreceğiz. Knife Chug'da 3'e 2'ye geri dönüyor. Frenzy Fairwing 4 mana 3'e 3'e geri dönüyor. Bir şey olmaz. Albatros tehlikeli. Bu da Wild'da bir özelliği olan. Çünkü Highlander eseri bitiriyor biliyorsunuz kartı. Hem şimdi çünkü 4 mana 4'e 3 zayıf yani atak defansı. 3 mana 4'e 3 hem atak defansı iyi hem de uyuz arkadaşlar. Yani ve yani şöyle düşünün. Rakibiniz Highlander olmasa bile sinir ediyor. Yani bir taptakinin içine de biliyor. Highlander'ları çok fena bozuyor çünkü biliyorsunuz Albatros koyduğu için desteğe. Her karttan bir tane olması lazım biliyorsunuz. 2 Albatros olduğu için bozuluyor. 1 Albatros çekene kadar rahat edemiyorsunuz. Hele siz ikinci Albatros dönerseniz 4 oluyor artık bitti imkansız. Yani adamın ne Razas'ı çalışır, ne Rhinos'u çalışır, ne Kazakus'u çalışır, ne Zephyr'si hiçbir şey çalışmayacak. Zephyr'si gibi orada açıklama yapmadılar aslında. Zephyr'is büyük ihtimal Corset'ten verir. Tam bilmiyorum nasıl olacağını. Veya belki Core Art Legacy verir. Çünkü Zephyr'in kendi de Wild'a geçiyor ya şimdi. Ve eskiden biliyorsunuz sadece Basic ve Classic verirdi. Şimdi acaba Core mu verecek yoksa Core Art Legacy'den mi verecek? Onu da söylemediler henüz. Bunu göreceğiz. Serenite Chengang tekrar kopya çıkarmaya döndü. Arcane Golem tekrar 4'e 2 charge'a döndü. Yani dediğim gibi Face Hunter belki. Bomber 7 mana inmiş. Elysian'a 8 mana inmiş. Dragon Queen Extraza'nın verdiği dragonlar tekrar 0 mana olacak. Yani standartta bayağı heyecanlı bir hafta geçireceğiz. Ama bu kadardan Wild etkisi olan çok fazla olacağını ben düşünmüyorum. İşte bu Rogue Quest'i denilebilir değil mi? Birkaç tanesi bir işe yarayabilir. Spell School'lar geliyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Forge'un de Beren's'daki bir sürü kartı da bir okul var. Bu arada bütün şeyler bir okula dahil olmak zorunda değil. Yani okulu olmayan büyüler var. Olmakta olan yani şu an var olan kartlara da onlar da okullara bölüştürülmüş. Zaten burada yazıyor sayılar görüyorsunuz. Bakayım. Yeni bir reward track geliyor. Eskisine göre daha cömert. Daha iyi. Okey bakalım. Buradaki dedi track reward'da arkadaşlar reward track'te daha iyi ödüller vermeye çalıştık dedi. ...50'den 100'e gelen ödüllerin ilk katına çıkardık diyor ve gerekli experience'i yaraladık diyor. Onu vermişlerdi zaten daha önce buna bakmıştık. Ayrıca arkadaşlar patch'in gelmesiyle Mantis at the Dark Moon Fair achievement'larından experience verenlerin artık experience'ları kaldırılacak. Ve Forged in the Barrens achievement'ları XP vermeye başlayacak. Yani sadece güncel olan expansion'ın achievement'larından XP alabiliyorsunuz. O da neden arkadaşlar? İnsanlar Darkmoon Fair achievement'larını
böyle ucuna kadar getirip bırakıp sonra expansion gelmez tak 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 bütün achievement'ları alıp şey yapamasınlar diye, diğerlerini çok öne geçemesinler diye böyle bir şey yapmışlar. Bence mantıksız değil. Adamlar bize 4 ay verdi zaten. Yapacağını yap. Sonra yaparsın da experience'ini almayı ver. Ayrıca oyuna yeni bir kozmetik bir şey geliyor arkadaşlar. Diamond kartlar geliyor. Atraksiyonlu hoş gözüküyorlar. Ve portalin dışına taşıyorlar biraz. Bakın. Bu Magic Planeswalker'lara benziyor biraz. Bak bak, eli dışarıda mesela. Ne bileyim, dizi dışarıda. Hoş bir şey. Sadece 2 tane şu an Diamond kart var. Diamond kartlar paketlerden çıkamıyor. Craft edilemiyor. Kırılamıyor. Ve özel bir koşulda ediniliyor. Blademaster Samuro Tavern Pass'i alarak alabiliyorsunuz. Level 1'de hemen geliyor. Burukan ise bütün Legendary'leri çıkartarak alınabiliyor sadece. Forged in the Barrens'daki Diamond Burukan. Böyle 3 boyutlu bayağı hoş animasyonları var. Bir duyuru var. Uyarı yapmışlar. Onu size söyleyeyim. Level 50 Level 50'ye ulaştığınızda alınan Hero Skin seçimi Forged in the Barrens Reward Track'i gelene kadar yapılmalıdır. O yenilendiğinde online olan insanlar Reward Track'lerini güncellerini hemen görmeyecekler. Oyuna çıkıp girmeleri gerekiyor. Level 50 Hero Skin'i vermeye çalışacağız bir şekilde, bir şey olursa falan demişler. Evet. Tavern Pass'imiz var. Tavern Pass'ten bir sürü hero geliyor. İşte Golden Volgin geliyor, bir coin geliyor, Diamond Samura geliyor, bir kart arkalı ve maşallah 10 tane de hero geliyor sanıyorum. 3, 6, 9, 10 tane de hero geliyormuş. Ayrıca biliyorsunuz tabii XP bonus var. Yani XP bonus olduğu için burada göstermiyorum ama en direkt olarak bayağı da bir gold geliyor tabii. %10 ile başlıyor. Biraz ilerleyince %15 oluyor. Biraz daha da ileride %20 oluyor. Bir sonraki expansion gelene kadar zaten söylüyor. Coinlerimiz var. İlk coin reward track'in 90 reward track 90. level'da ulaşılarak, bu da 135 adet farklı Forged in the Barrens kart toplayarak, yani bütün set toplayarak. Ama ve lakin arkadaşlar, Forged in the Barrens'da Mendes'e Darkmoon Fair'deki gibi bir mini expansion çıkartma düşünü varmış. 35 kartlık. Tabi o zaman 170 kart olunca expansion, 135 adet unique kart toplamak çok daha kolaylaşacak. Zaten burada onu söylüyor. Skolemans Akademi'deki bütün kartlara sahip olanlar için de Bigglesworth coin'i koymuşlar. Güzel. Bu da alacağız. 135 kartın hepsini tamamlarsınız. Bu geliyor. Book of Mercenaries başlıyor arkadaşlar. Book of Mercenaries, ben bunu ilk okumda yanlış anladım. Mercenary modu, bu hani roguelike modu sandım. Meğerse Book of Mercenaries, Book of Heroes'a benzer Blizzard'ın tasarladığı bir hikaye anlatma moduymuş. O başlıyor. 6 Nisan'da, yani expansion çıktıktan bir hafta sonra gelecek. İşte burada Rokara'nın hikayesini göreceğiz. Rokara biliyorsunuz bir Warrior Legendary'si şeydeki. İşte Rokara'nın hikayesini anlayıcı da bir adet Warrior peki verecek. Ayrıca bir yerde okumuştum. Şimdi burada görmedim ama Mart ayı ödülleri Forged in the Barrens paketleri verecek. Şey değil. Darkmoon Fair değil. 30 Mart'taki arena rotasyonu bizim için önemli. Ne olacak? Core set olacak. Forged in the Barrens set olacak. Darkmoon Fair, Darkmoon Fair mini set. Skolamas Academy, Ashes of Outland, yani bütün Phoenix yılı. Değil mi? Üzerine Rise of Shadows. Eski bu. Ve Mean Streets of Gadgets'ten olacak. Böyle bir şey var. Biraz daha detay var. Önemli olan bunu söyleyeyim. 18K desteğine artık 27 deste sahip olabileceğiz. Hoş arkadaşlar, yani sonuçta tamam, ben hiçbir zaman ah keşke 27 desteğe geçsem diyen bir insan değilim ama yani bir zararı yok. Değil mi? Bu bir upgrade. Yani deste sayısı açısından sıkıntı çeken bir insan için güzel. Burada söylüyormuş onu. Peki. Journal'a her bir achievement kategorisi için progress bar koymuşlar. Yani mesela arkadaşlar diyor ki collection mesela, orada bir yüzde bar olacak. %100 diyecek. Mesela siz collection'ın her şeyi tamamlamışsınız. Artık orada achievement'ım eksik mi değil mi? Öyle bir şeye bakmaya, paniklemeye, sıkıntıya gerek yok. Bir takım başka şeyler var. Bakayım.
Arena'dan ödül olarak artık Classic Pack gelmeyecekmiş ve Forged Banner Pack'leri gelecekmiş. Tavern Brawl'lar artık Classic Pack değil, Year of the Phoenix Pack'leri verecekmiş. Year of the Phoenix Pack'leri biliyorsunuz arkadaşlar, Phoenix'e ait bütün expansion'lardan kartlar içeren bir paket. Yani Edge of Outland da gelebilir, Scholomancer'ın da gelebilir, Mendicant Dark Mofery kartı da çıkabilir içinden. Atıyorum bazı expansion'ımız tamamsa filan iyi oluyor. Olmayandan geliyor mesela Legendary. Oyuna dönen oyuncu deneyiminde Malfurion, Tyrande ve Hakkar'a karşı olan görevleri kaldırmışlar. Legendary Quest hani güncellemişler ve toplam 15 paket alınacak şekilde güncellemişler. Kaçtı bu sayı bilmiyorum ama büyük ihtimalle arttırmışlardır. Güzel. Oyuna yeni başlayan veya işte 120 gün aradan sonra dönen oyuncular için bedava desteleri güncellemişler. Desteler burada varmış. Ona da hızlıca bakalım. Bu kofiroz, bunlar çok basit şeyler. Peki, Zephyr'e gibi şey yapmışlar. Battleground bug'ları, Duel bug'ları. Artık bug'ları tek tek söylemeyeceğim. Bu yıldız neresiyle alakalı? Bu destler değil mi? Okey, tamam. Bir destlere bakalım. Patch 20 notları bunlar. Evet. Demon Hunter ne veriyor arkadaşlar? Demon Hunter sanırım Outcast destesi veriyor. Evet. Yeni Korvas veriyormuş. Korvas'ı göstermiyor gerçi burada Masorlu ama. Evet. Böyle bir Outcast destesi veriyor arkadaşlar. Outcast'li kart oynayınca artı bir alan falan. Üç Legendary mi var? Üç Legendary var ha. Bakın Korvas Legendary. Star Student Legendary. Abi bir dakika. Kind'a Legendary. 4 Legendary var içinde. Korvas, Kain, Stelina, Zai. Arttırmışlar. Sanki 2-3 Legendary olurdu. Şimdi 3-4 mi olmuş o zaman? Druid'e bakalım. Druid'e Spell Druid'imsi bir şey yok. Corrupt. Big Druid gibi bir şeymiş. Peki. Bakalım. Nuzot var. Vallahi arkadaşlar burada ben hemen biraz dandik bir hareket ama şey sayıyorum hemen. Legendary sayıyorum. Önemli olan yani ne kadar dust verim alabiliyoruz. Moonfang var 1. Nuzot var 2. Bunda 4 Legendary, bunda 2 Legendary mi var? Kain bedava değil de öyle hatırlıyorum ben. Ama Korvas Core değil mi? Korvas Core sanıyorum. Yani aslında bu herkese bedava gelecek. O zaman burada 3 Legendary var gibi oluyor. Tamam. Yani çünkü 4'e 2 olmaz. Yani artı eksi 1 olabilir. Ne bileyim bunda fazla epic vardır falan. Mesela Blizzard ayarlıyor ama herhalde öyle olacak. Bakalım Zuya. Moonfang, Zinni's Rifle, evet 2. Yok, arttırmamışlar arkadaşlar Legend sayısı. Hala 2-3. Secret'lı bir şey. Yog, bak bunda 3 Legendary var. Secret Mage almışlar. Peki. Paladin'de ne varmış? Ne çok mu zot koymuşlar içeri? Evet arkadaşlar. 2-3 Legendary. Tabi burada genel olarak tercih 3 Legendary'den yana olması lazım. Belki diğer tarafta epiklerle dengelemişlerdir ama. Evet. Bu çok iyi değil. Relic of Souls var. Soul Mirror gerçi çok iyi kart ama oynayabilirlik açısından Nuzot da çok oynanmıyor aslında. Şu Demon Hunter'a bakayım. Bu da crap. Şimdi çok iyi bir şey göremedim arkadaşlar. Yani hem Legendary sayısı 3 hem Legendary'leri kullanılabilir olan Rogue'a bakalım. Kutun. Shadow Jeweler Hanar. Inara Instructor Fire Art. Burada da Weapon Rogue gibi bir şey. Pardon, Weapon Shaman gibi bir şey.
Budist'te bilincinde ne var sadece? Ben ikinci cildi görmüyorum. Budist'te bir elindir var. Yani bu güçlü aslında diğerlerine göre belki ama bunu almayın yani bence. Bilecindir ne abi? Niye bilecindir alayım? Kanreta'dan başka bilecindir görmüyorum ben. Hızlıca baktığımda. Yok görmüyorum. Peki bakalım Warrior'a. Bir de tabii şu var arkadaşlar. Bunları da sanıyorum yanlış görmüyorsam ben. Forged in the Balance kartları yok. Yani bu destelerden hangisinin yani şimdi şöyle düşünün. Mesela bu deste biraz güçlen, biraz değiştirilerek, biraz güncellenerek güçlü bir hale gelebiliyor ya. Şimdi hangisi biraz güncellenerek güçlü bir hale gelir o haberimiz yok. Benim tavsiyem eğer siz bunu alabilme hakkına sahipseniz bence biraz bekleyin. Yani 30'unda expansion çıksın. 2-3 bin gün, 3-5 gün bir geçsin. Biraz destler belli olsun. Ona göre buradan seçin. Çünkü ben mesela özü olarak bu iyi olur diyebileceğim bir şey görmedim. Yani bu legendalar çok playable net. Yani güzel bir legendaları içinde olanlar var. Mesela ama şu an Nuzot mesela arkadaşlar pek meta görmüyor. Ringmaster zaten spesifik. Yani tabii mümkünse biliyorsunuz neutral'a gitmekte fayda var. Çünkü mesela atıyorum Warlock aldınız. Kandreta'da böyle okunuzu aldınız. Kandreta'da yani başka hiçbir klası kullanamıyorsunuz. Ama mesela sahnenizden Nuzot. Kutun. Bütün destenizi koyabilirsiniz. Tabii uymaması ihtimali ve oynanmaması var ama yani teorik olarak oynanabiliyor demek istiyorum. Bunlardan hangisini sağlık vereceğimi ben bilemedim. En iyisi bekleyip o desteği expansion'dan sonra alıp buradan en iyi deste hangisiyse yani hem koleksiyonunuza dust olarak iyi yerini bulunup hem de biraz adam ederek oynayabilir hale gelebilen deste hangisi onu yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Bakalım patch 20 hayırlı olsun. Görüşürüz. Bye bye.